Hocam bu cuma, son cuma Ramazan Şerif'in. Hı hı. Kefareti namaz. Kaç senelik namazı kurtarıyoruz? 400. 600. Onu artık değiştirelim. Zam yok mu? Değiştirelim. Son zamanlarda çok zam oldu her şeye. Onu değiştirelim hocam. Onu 500 yapalım bu sene. Değil mi? Yani. 500. Ne terbiyesiz adamları değil mi ya? Bunu bir de şey diye anlatıyorlar ha. Sosyal medyada dolaştırıyorlar. 400 senelik namaz diyor. Bunu 400 senelik. 7 süren için de aynı şekilde kazanamaz. Efendim kefarete namaz. Yani bu önümüzdeki cuma. Son cuma. Ramazan Şerif'in son cuması. Ramazan Şerif'in son cuması. İşte öğleden sonra. Öğle ile ikindi arası. Hatta bazı kitaplar ikinden sonra da aynı şekilde kılınır diyenler de aynı şekilde mevcut. Dört rekatlı bir namazdır buyuruyor. Dört rekatlı bir namaz. Niyet ettim kefarete namaza. İsmi de bu. Kefarete namaz. Önce bunu şey yapmak lazım. Kefarete namaz niçin kılınıyor? Niçin kılınıyor? Evet. Tam İlhan Saati Ebedi kitabında bu kitabı hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki kazaya kalan namaz bu. Namazlarını bitirdin. Bu yetmez buyuruluyor. Kitaplarda deniyor ki ayrıca vaktinde kılmadığın için tövbe etmen lazım. Bu tövbenin kabulü için her Ramazan ayının son cuma günü kefareti namaz ismiyle 2 veya 4 rekatlı bir namaz kılınıyor. Bu namaz bu tövbenin kabulü için kılınıyor. Bu namaz bu tövbenin kabulü için kılınıyor. Geçmişte kılmadığın namazların yerine geçmiyor yani. Namazların yerine geçmiyor. Şimdi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala bunu anlatırken orada bir şey geçiyor. Allah-u Teala'nın dinine hizmet etmek yani Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını alıp dağıtmak da bu tövbenin kabulüne sebeptir. Yani kefareti namaz kılmasa bile bu sebeptir. Hatta oradan almış bir sürü ahmak var, anlayışı kıt ve anlamadığı şeyi anlamış gibi de aynı şekilde anlamış gibi de anlatıyor. Ve diyor ki bunlar diyor kazaya kalan namazlar için diyor kitap dağıtın yeter diyor laflar öyle yazılmıyor. Şimdi ben senelerce ben bu yaşıma geldim 70'e verdim ben dağıdım. Türkiye bir denize şey indirdi ya gemi indirdi ya bir harp gemisi. İHA şeyler falan. Önceki gün indirilen biliyorsunuz. Şimdi Türkiye diyor ki dünyada böyle üzerine SİHA aynı şekilde şey yapılmış dünyanın ilk gemisi. Bir tanesi diyor ki dünyada böyle bir şey yok ki diyor nasıl ilk? Ya ahmak herif diyor da ki. Zaten yok işte. Zaten onun yok. Için ilk. Onun için ilk. Yani böyle bunu laf diye söylüyor. Ciddi ciddi böyle bu milletvekili falan filan yani bunu söyleyenlerden. Allah Teala korusun. Yani milletvekili öyle konuşuyor. Hoca kılıklılar da böyle konuşuyor. Evet dedim o da ahmak, o da ahmak yani. Bir farkı yok. 400 senelik neymiş namazı böyle. Yok öyle bir şey. 10 senelik 10 seneyi kaza edeceksin. Bitirdin, bitirdikten önce bir bitireceksin, sonra bitireceksin. Yani. Tabii. Ondan sonra tövbe edeceksin. Dinleyicilerimizden her sene soruyorlar. Ben diyor bitirmedim. Ama diyor 2 senedir kaza kılıyorum. Bu 2 senedir kıldıklarım için tövbe edebilir miyim? Yani bu namazı kılabilirim. Kılsın, tövbe etsin. Bu namazda o tövbesinin kabulüne sebep olur. Yani bunu her sene yapabiliyor mu? Diyelim ki hatta 2 senelik değil de 1 senelik mesela bitirdi. Geçen sene başladı. Bu Ramazan-ı Şerif'te dedi ki 1 senedir dedi. 1 senelik kaza namazı borcumu bitirdim. Ondan sonra bu namazı kıldı. Elini açtı. Ya Rabbi dedi. Vaktinde kılamadım. Kılamadığım için ben senden özür diliyorum. Tövbe ettim ya Rabbi. İşte bu namazı da kıldığı için onun kabulüne vesiledir. Ne okuyor? Ne okunuyormuş? Bu 4 rekat namazın her rekatta 1 Fatiha, 1 ayet-el kürsi, 10 da Kevser suresi okuyor. Kazaya kalan ve kazası geçken namazların günahlarının affolması için kefaret namazı kılmaya da niyet ediliyor. Kılıç şekli işte aynen ikindi namazının sünneti gibi kılınıyor. Aynen kılınıyor. Okunanlar farklı sadece. Okunanlar farklı. Demek ki Fatiha'dan sonra 1 ayet-el kürsi, 10 da
Kevser illa her rekatında her böyle, dört okunabiliyor. Okunabiliyor. Dört rekatında da böyle. Nafile bir namazdır. Yani bunun için kılınıyor. Yani başka bir şey için değil. Ha, piyasada oho Allame-i Can çok. Müştehide. Uf neler neler var. Dolu. Yani bizzat aynı şekilde şey yapıyorlar, söyleyiver. Fetva veriyorlar. Fetva veriyorlar. Şimdi geçenlerde ne oldu? Bir tanesi yazmış maille. Bizi cevap yazdık. Ama diyor şurada böyle yazıyor. Ondan sonra dinim İslam konuda da böyle yazıyor falan. Ve dedim madem çok biliyorsun. Buralardan okudun. Kendin de hüküm çıkardın. Fetva da verdin. İmdam mı ediyorsun? Niye soruyorsunuz? Niye soruyorsunuz? Niye meşgul ediyorsunuz ama? O sana tabii cevap vermeyince, kapat verince cevap vermeyiz. Bizim işimiz gücümüz var. Yani denemek için, imtihan etmek için, efendim acaba işte falan şey için, o zaman arkadaşım yani kendine, bir de kendine aynı şekilde fetva veriyorsan, kendi fetva veriyorsan, o zaman hiç müracaat etme, meşgul de etme. Vermek istiyorsan sor. Ve uzun uzun da meşgul etmek uygun değil. Telefon olarak, mail olarak, mesela yazıyor. Hem de telefon mesajına yazıyor. Diyor ki şu konuda diyor bana detaylı bilgi verir misiniz? Allah Allah. Mustafa Bey burası üniversite değil, mektepte değil. Biz sadece kitaplarda bir yazılı olan bilgileri naklederek yol gösteriyoruz. Ve diyoruz ki geniş bilgi için mesela elinde Tamilnan Sadeveli kitabı, İslam Ahlak kitabı, Eshab-ı Kiram hakkında Eshab-ı Kiram kitabı, Hakikat kitabı yayınladığı kitaplar bunlar. Ve bunlar da aynı şekilde isimlerini de zikrediyoruz. Ve zaman zaman kendimiz de elimize alıyoruz. Mesela İslam Ahlak kitabından Hüccetül İslam İmali kısmı Süleyman Ceza Hazretleri'ni açıyoruz. Mesela Süleyman Ceza Hazretleri buyurmuş ki diye nakede yapıyoruz. İmam Gazali Hazretleri'nin ayrıca Dürretül Fahir'i kitabı Kıyamet Ahiret. Orada yazıyor diyorsun. Bir zahmet ya sen de bir kitap da aç da bir oku. Aç da bir oku. Altyapın oluşunca tamam yine insana takıldı olur. Sormayacak mı? Soracak. Ama öylelerine can feda yol gösteriyorsun. Şimdi mesela bir sene nedir bundan anlatıyoruz. Diyor ki işte zekat vereceğim ama altında devrini yapan yok. Yardımcı oluruz. Oluyoruz da. Yani buradaki arkadaşlar siz de yardımcı olsun. Fatih Bey de yardımcı oluyor. Vekaletler aynı şekilde yardımcı oluyor. Efendim iskat için. Efendim yardımcı oluyoruz elimize geldiği kadar. Ama efendim ben kendim yapmak istiyorum. Tamam kendin yap. Tam İlman Saadeti Ebedi kitabında zaten bizim de aynı şekilde derdimiz o. Kendiniz bu meseleyi öğrenin. Tam İlman Saadeti meyit için iskat bahsi var. Oku. Anlayamadığı yerler olur. Ya burada böyle diyor hesaplama şekliyle. Tamam bir iki sefer anlayamadıysan sonra rahat rahat onu hesaplamasını da öğrenirsin. Ondan sonra zekatın altınla devrinde öğrenirsin. Sadaka fıtrında öğrenirsin. Hepsini öğrenirsin. Yani zor bir şey değil. Afaki de değil. Afaki de değil. Bu bilgiler efendim bizde kalsın. Herkes bize sorsun. Öyle bir derdimiz de yok. Herkes öğrensin. Açıkta zaten bu bilgiler. Açıkta bu bilgiler. Herkes öğrenir. Kitapta yazıyor, internette var. Doğru bilgiler öğrensin. Doğru bilgilerle doğru bilgilerle amel edilsin ve Emir abilerin Allah-u Teala rahmet eylesin sık sık anlattıkları. Hedefimiz, maksadımız bir kişi daha cehenneme gitmekten kurtulsun olmalı. Bir kişi daha cehenneme gitmekten kurtulsun olmalı. Derdimiz bu. Yoksa herhangi bir şekilde bir beklentimiz söz konusu değil. Hatta birisi sormuştum. Siz de diyaneti falan veriyorsunuz. Ya dedim biz diyaneti falan vurduğumuz yok. Yani yanlış diye. İster Diyanet yapsın, ister TGRT FM yapsın, TGRT yapsın, İhlas Holding yapsın, ister İlahiyat Fakültesi yapsın ve oradaki öğretim üyesi yapsın. Yanlış olanı yanlış diye söylüyoruz. Mesela diyoruz ki İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, ağzınlığını tekiliyoruz. Sen İlahiyat Fakültesi'ne laf ediyorsun. Ya İlahiyat Fakültesi ile alakası yok. İlahiyat Fakültesi devlet kurumudur. Oraya bir zındık gelmiştir. Diyanet de devlet kurumudur. Oraya bir zındık geliyor. İşte bir tanesi takvimlerle oynadın. İşin içinden çıkamıyorsun değil mi? Evet. Milletin kafasını karıştırıyor, ibadetini şey yapıyor yani. Ya bir de şimdi akşam vaktiyle oynadılar biliyor musun? Adam asfelkader imsakta kurtarsa akşam da yakalanıyor. Yani illa orucunu bozdurmak için uğraşıyor.
yarın toprağın altında Diyanet Devlet Kurumu ele geçirdin, orada da bunlar yürürlüğe soktun, bu kadar insanın aynı şekilde orucunu götürdün, bunlar yarın senden davacı olacaklar. Arkadaşım, bunun hakkında nasıl gelirsin? Osman olaya inanmıyor mu? Sağ bey bu. Ahirete inanmıyor. Efendim, Diyanet'e görevli. Demek ki Diyanet'e görevli ama dinle alakası yok. Hatta zındık, dinsiz. Ya Vehhabidir ya mezhepsizdir. Yani devlet kurumudur. Ele geçirmişti. Evet. Eline geçirmişti. Borusunu öttürüyor. Olmadı mı? Aha, işte Fethullah Gülen'le mücadele ediyoruz diyor ya. O da devletin aynı şekilde vaizi değil miydi? Değil mi? Üniversitelerde bakıyorsun devlet düşmanı bir sürü profesör çıkıyor. Liselerde, ortaokullarında bile bakıyorsun deisti çıkıyor, bilmem nesi çıkıyor falan. Din görevlisinin arasında, imamların arasında bile açık açık söylüyordu. Ben deistim ama diyor, her gün diyor iş yerimi açıyorum diyor, camiyi açıyorum. Namaz olmadır ya. Mani olsa şey yapamaz hocam. Tabii. Çünkü devlet kurumu. Yani şimdi ben atıyorum şahsen birisi bana bir şey sordu diyelim. Yanlış bile söylesem ikimizin arasında o. Hı hı. Yani bir kişiyi etkiliyor. Tamam. Diyanetin yapmış olduğu bir şey 85 milyonu etkileyen bir şey. Doğru. Dolayısıyla yani oradaki sorumluluğu almak da enteresan bir şey. Yani hevesli olmak da enteresan. Yani. Tabii tabii. Yani başını iki yöteni uzatmak gibi bir şey. Tabii canım. Daha beter hatta. Canın kaçması lazım tabii, oradan. Yani. Çünkü bir defa dünyada giyotini uzatırsın ölür gidersin. Ama ahirette öyle bir şey yok. Azap devamlı olacak. Azap devamlı olacak. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü ahir zamanda din adamı olarak görünenlerin çoğu eşek leşinden daha berbat kokacak diye de bu mealde ifadeler geçiyor. Hadis-i şerif olarak nakleden. Onlardan o koku çıkacak yani. O koku çıkacak. Başkaları rahatsız olacak. Başkaları rahatsız olacak. Şimdi diyorlar ki mesela işte efendim gençlerde deist çoğaldı falan. Şimdi TGRT EU'da mı TGRT belgeselinde bir yemek programı yapan bir usta var. Değil mi insan? O diyordu. Ya dedi hocam dedi, çok kimseyle konuşuyorum ben dedi. Yani cumaya gitmekten korkar olduk demiş. Cumaya gidiyoruz orada aynı şekilde adam yorumcu mu diyorsun bilmem neci mi diyorsun falan. Dini anlatmıyorlar diyor. Vatandaş diyor bunu. Arkadaş Cenab-ı Hak sana hani tamam imamatı bitirmişsin, inayet bitirmişsin, bir camide teslim edilmiş. Hiç olmaz şükretmen lazım. Allah-u Teala bana bu kanal vasıtasıyla rızık gönderiyor diye canla başla doğruyu öğrenip insanlara onu etmen lazım. Ama sen orayı ele geçirince oho tepeden bakıyorsan ve cenneti de kendine göre garanti zannediyorsan aldanırsın. Allah-u Teala korusun. O hal imanın gitmesine ve sonsuz olarak da cehenneme gitmeye sebep olabilir. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Dinleyicimiz birinci bölümde zaten ilk dinleyicimiz bir üstte devre dışı kaldı galiba. Bir sual sordu. İyi ki de sordu. Çünkü çok insan kafasını kurcalıyor. Dedi, zengin olan hacca gitmesi farz mıdır? Bir kere bile zengin olsa, bir hafta bile zengin olsa diye sordu. Evet. Hacca farz olması için zenginlik sebeplerden bir tanesidir. Şartlardan bir tanesi. Şartlardan bir tanesidir. Çünkü haccın yani bir kadın veya da erkek Müslümana farz olması için eda ve vücut şartları var. Bunların hepsinin o kimsede olması lazım. Zenginlik bunlardan birisi sadece. Zenginlik sadece bunlardan birisi. Efendim ben diyor nisaba ulaştım. Doğru. 96 gram altın var. Buna haç farz mı? Hayır. Niye? Çünkü bunun da başka şartları var. Gidip gelinceye kadar orada kaldığı zaman da bunun aynı şekilde o masraflarını karşılayacak derecede durumda olması gerekir. Hatta evliyse, erkekse o hacca gittiği zaman 2 hafta 3 hafta neyse o zaman diliminde geride bıraktığı ailesinin nafakasını temin edebilecek güçte de olması lazım. Yani sadece 96 gram altın olması yetmiyor. Yetmiyor. Kadının yanında aynı şekilde onu götürüp getirecek mahreminin olması da şart. Peki yoksa onu sana yol emniyetli olması şart. Ve ibadetlerini düzgün yapabilecek o şartların orada olması şart. Bakıyorsun bunların çoğu yok. Dolayısıyla sadece kadına değil. Hani kadınların şimdi gitmesi hiç caiz değil. Farz olmuyor bir kere. Erkeklerin bile. Erkeklerin bile. Hani 3-5 erkek yerini bilenle beraber giderse kurtarır vaziyeti. Yoksa kurtaramaz.
Bunlar da kurtarmaz. Allah Teala muhafaza eylesin. Zaten adamlar ikide bir şey yapıyorlar. Üst katları yaptılar, nereleri yaptılar. Sağa kat kat yaptılar falan. Hepsini değiştiriyor. Sen ömründe bir defa gidiyorsun. Ne değil falan bilmiyorsun. Bu tarafa diyor, o tarafa gidiyorsun. Görmediği ilk defa görüyorsun. Dolayısıyla sakat işler yap geliyorsun. Siz bir keresinde söylemiştiniz geçenlerde. Kadınlar da erkekler gibi ihrama girenler varmış. Hı. Yani bu bile haccı ifsad edebilir mi? Eder tabii canım. Eder tabii. O vücudu görülecek yani neticede erkek gibi giydiyse. Tabii. Omzunu açıyor. Erkek şey yaptığı zaman omzu açıyor. Tavaf dolu şey yaparken onlar kitaplardan inecek. Değil mi? Bilgiler var nasıl tavaf edileceği. Erkek gibi ihrama girmiş. Erkek gibi eşitlik var diyor ya. Yani yaratana karşı sen böyle emir vermişsin ama bu yanlış. Kadın erkek eşit. Sen bana sorsaydın. Aynı iblisin yolu yani. İblis söyledi diye. Dedi Allah-u Teala senin dedi bu emri yanlış dedi. Ben ateşten yaratıldım ondan üstünüm dedi. O topraktan yaratıldı dedi. Topraktan yaratılana hiç ateşten yaratılan secde eder mi? Dedi itiraz etti reddetti. Bu da aynı şekilde şimdi onun şeytanın uşaklığını yapanlar da şeytanın yolunda olanlar da aynı yoldan gidiyor. Yani efendim diyor kadın erkek hiç de olur mu diyor madem diyor ihram o giyiyor ben de giyerim. Öyle ya. Ya da beni de erkek yaratsaydın madem. Ha falan şey yapıyor falan. Efeleniyor. Ve onun adı aynı şekilde haç mı oluyor, umre mi oluyor hiçbir şey olmuyor. İsyan oluyor. Ve daha çok oldu bir de Allah Teala muhafaza buyursun. Mesela fıkıh kitaplarında saatte bir iddi var. Alınmış haç zamanı veya diğer zamanlarda oraya gidince Mekke'ye mükerrem için umre yapması gerekiyor. Harem-i Şerif'in belli sınırlar var. Onlar kitaplarda yazıyor. Mustafa Bey şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kalbinden geçenler kötülük geçiyor. Buna uygun söz söylemedikçe, buna uygun iş yapmadığı müddetçe o kötülük yazılmıyor. Ama hayırlı bir şey kalbinden geçtiği zaman yapmış gibi sevap yazılıyor. Bu ümmete ihsanen Allah'tan. Ancak bir istisnas var bunun. O harem-i şerifin sınırlarından içeri girince kalpten geçirmiş olduğun kötülükler de söylemiş gibi yapmış gibi kayda geçiyor. Kayda geç. Tehlikeli. Onun için haccu hiccu demişler. Hac ediniz hemen oradan uzaklaşınız. Ama Eshab-ı Kiram orada oturuyordu, şey yapıyordu. Eshab-ı Kiram ne olmuş dedi? Agahtı, uyanıktı. Yani her an Allah-u Teala hatırlıyordu. Dolayısıyla onların Kabe'yi muazzamadan oturmaları, kalkmaları bir ibadetti. Peki efendim biz de oturamaz mıyız? Oturabilirsin. Oraya gidiyorsun. Görüyor musun bak hiçbir şey bilmiyorlar şunlar oturmuşsun. İyi arkadaş da sen o Kabe'ye niye gittin? Oraya gelen çeşitli ülkelerden gelen insanların hatalarını kusurlarını bulup söylemek. Eğer gücün kuvveti yetiyorsa git emir maruf yap yüzlerine karşı. Yoksa oturduğu yerde orada şey açıyorsun telefonundan canlı yayın yapıyorsun. He. Orada. Değil mi? Şeyde biz gittiğimizde umreye gittiydik de Cidde'de baktım nereden geldiler bilmiyorum falan. Şimdi bizim grupta bir otel gibi şey yok havaalanı beklenti yerler vardı orada. Sigara içilmesine izin verdi. Sigara içenler var falan. Adam bir tanesi hangi ülkeden geldi bilmiyorum. Ayakları kıble istikametine uzatıyor. Haram, haram, haram diye bir dahil ediyor. Şey, sigara içene. Ha, sigara içenler öyle bağırıyor oradan. Ya bir sabrettim, iki sabrettim falan ondan sonra. Gittim adama işaret ettim. Ayaklar Kabe. Haram. Ona haram diye bağırıyorsun da kendin ne yapıyorsun? Kendin ne yapıyorsun? Anladı. Baktı falan. Sonra sesini kesti. Ya başkasının ahkamını kesiyorsun da be arkadaşım. Sen önce kendini düşünsene ya. Kendini düşünsene. Kendine bir baba ol önce. Ha, kendine. Allah rahmet eylesin. Ben abi diyorlardı.
Demek ki sadece zengin olmak hac için kafi değil. Bir de dinleyicimiz dedi ki bu umre bir iki günde yapılamaz mı? Bir günde bile yapılır. Sabah erkenden tayyarı olsa Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke-i Mükerreme'de havaalanı yok, Medine-i Münevvere'ye götürüyorlar. Evet. Ama Cidde'de havaalanı var. Cidde'ye iner, Cidde Mekke'ye 60 kilometre falan zannedersem. Cidde'ye iner, hemen gider. Zaten yolda giderken o ihrama girecek yerler var. Uçakta da ihrama girer erkekse. Kadınlar da aynı şey, ihram niyetiyle aynı şekilde niyet ederler. Hemen oradan doğruca Kabe'ye gider, tavaf ederler, sahi yaparlar, çıkarlar. Bitti. Ondan sonra da tekrar öğleden sonra uçağa biner, Türkiye'ye girer. Umre'de Arafat yok mu? Hayır. Arafat, Mina yok. Sadece Kabe'yi tavaf, bir de Safa ile Merve arasında sahi yapılıyor, başka yok. Hatta orada efendim bir hafta kalacağım ben. Mekke-i Mükerreme'de kalacağım. Tamam, kaldı. Her gün umre yapabilir miyim? Tabii. Peki bir günde iki tane umre yapabilir mi? Yapabilirsin. Gücün yetiyorsa. Gücün yetiyorsa. Çünkü orada şehrin içerisinde girmiş oturmuşsun. Umre yapmak istiyorsun. Mekke-i Mükerreme'nin dışında zaten dolmuşlar çalışıyor. Umre diye şey yapıyorlar. Umre'ye niyet yeri var. Oraya gidiyorsun, orada abdest alıyorsun, ihrama giriyorsun, tekrar geliyorsun, umreni yapıyorsun, yani tavaf yapıyorsun, sahi yapıyorsun, çıkıyorsun. Yapabiliyor mu? Yani bir günde bile yapılabilir yani. Birkaç tane bile yapılabilir. O turlarla falan gittikleri için insanlar orada şey yapılabilir. 3-5 gün kalıyorlar. Peki hac da yapılabilir mi? Bir güne sığmaz. Çünkü Arafat var. Hı hı. Yani Zilhicce'nin 8. günü gitse 9. gün Arafat'a çıkacak, 10-11. 5 gün yeter. Hac. Evet, 5 gün yeter. 5 günde aynı şekilde hepsini halleder mi? Evet, hepsini halledebilir 5 günde. Ama umre için bir günde gider gelir mi? Gider gelir. Gelelim dinleyicimiz. Bana bir şeyler gösteriliyor falan. Şimdi dün gece yayında birisi bir şey sormuştu. Peygamber bizi rüyada görmek TGRT'deki sahur programında sormuştu onu. Daha önce TGRT'de çalışan Burak Koççeydi. Dedi böyle böyle bir maillerle sualler geliyor. Şimdi oradan ekledik İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğunu. Hatta demiş hani ben gusülü icap eden bir hadiydim yaptım. Peygamberimizi gördüğümü zannettim. Vatandaşın suali de böyle. Acaba bu doğru mu şey mi? Doğru değil. Doğru değil. Yani İmam Rabbani Hazretleri bir talebesi diyor ki bu gördüğün Peygamberimiz değil. Ama diyor Peygamberimiz buyuruyor ki beni gören aynı şekilde beni görmüştür. Şeytan benim şeklime giremez buyurmuyor mu? Buyurmuyor mu diye hocasına aynı şekilde. Buyuruyor evladım diyor. Böyle buyuruyor. Ama sen diyor Peygamberimiz diyor fiziken hiç gördün mü? Yok. Resmi var mı? Yok. Şeytan adamdır. Bir görüntü getirir bu Peygamberimiz der. Seni kandırır. Seni kandırır. Yani orada çok kimse işte şeytan onu, Peygamberimiz şeklinde girer. Ya şu Peygamberimiz şeklinde giremez de adam bir şekilde bürünür, şeytan gelir der ki ben peygamberim der. Ne diyeceksin? Peki nasıl anlarız doğru olduğunu? Bir mürşidin, bir rehberin, sağlam bir tanıdığın öyle bir zat var. Gerçekten salih bir zat. Rüyada elinden tutar seni götürürse tam onu yaptığı aynı şekilde doğrudur. O zaman olabilir. Olsa senin de derecen yükselir. Tanıttan sonra aynı şekilde görebilirsin. Peki bu dinleyicimizin hani dedi ben dedi bunları anlatınca dedi şeytanın dedi şeyler olabilir, cinler musallat olmuş olabilir diye düşündüm dedi. Bir kere Ramazan-ı Şerif'te şeytan olmaz. Görülen rüyalarda da şeytani olmaz. En uzun efsane olur. Hani rüyalar rahmani şeytani diye ayrılıyor ya. Ama rüyada kötü rüyalar Ramazan-ı Şerif'te o da nefsanidir bu diyor. Peki bazı şeyleri diyor hissediyorum. Mustafa Bey şimdi Allah-u Teala bazı mesela el melekesi herkes aynı değil. Hafıza herkes de aynı değil. Adam bir defa dinliyor mesela bunu tekrarlayabiliyor.
10 defa tekrarlıyorum. Bazılar mesela okuduğunda anlıyor. Ama hafızasında tutamayabiliyor. Hemen anlıyor. Öbürsü hafızasında tutuyor, okuduğunu anlayamıyor. Yani farklı farklı yaratmış Cenab-ı Hak, hepimizin özellikleri farklı. Bir de hissi kablel vuku diye bir şey anlatılıyor kitaplarda. Ne demek o hissi kablel vuku? Yani bir şey vaki olmadan önce hissetme kabiliyeti. Bazılarında var bu. Altıncı his. Ha, altıncı his diyorlar bazıları. Kitaplarda, din kitaplarında hissi kablel vuku diye geçiyor bu. Dolayısıyla önceden bunu hissedebiliyor. Önceden bir şey yapıyor. Çocukluğumda duyardım ben. Mesela annemden, babaannemden bir şey olacak galiba, bir şey olacak galiba. Bakıyorsun hakikaten bir şey oluyor. İçimde bir sıkıntı var. Ha, içinde bir sıkıntı var. Böyle çok duyardım ben köyde. Yani kendi bazılarının rüyaları çıkar. Ha. Mesela benim ablam vardı, gördüğü rüyalar böyle net bir şekilde çıkardı o şey dönemlerinde. Şimdi zamanımızda da var öyle. Bakıyorsun görüyor, rüya hakkında tabire gerek yok. Net bir şekilde iki gün sonra diyor ki ben bu rüyamda görmüştüm. Evet, rüyası da gördüğü gibi de çıkabiliyor. Böyle olabilir. Ama kitapları okumaz. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından uzak kalırsa bu istidraca da dönebilir. Tehlikeli de olabilir. Tehlikeli de olabilir. Ve şunu hiçbir zaman unutmamalı. Böyle rüyada görülmesi, hissi kabul hukukuyla bir şey bilmesi o kimsenin mübarek olduğuna alamet değildir. O kabilisi bir mesele. Kafirlerde de var bu. Dolayısıyla mesela hayvanların hissi kabul hukuku dedikleri ön sezileri önceden anlamaları deprem mesele, onlar insanlardan önce anlayabiliyor. İnsanlar uğraşıyor hala da beceremediler onu. Ama hayvanlar anlıyor onu. Hayvanlarda bir huzursuzluk olur. Yağmur yağacağını bile. Ben çocuktum işte, annemle rahmetliyle gitmiştik böyle tarlaya da orada ileride bir atı çayır var, o çayıra çarpmışlar. At baktım hareketlendi falan. Annem dedi ki yağmur geliyor. Dedim anne nereden biliyor? Dedi oğlum bak dedi, at huysuzlaştı. Ya havaya bakıyor falan, bir şey de yoktu. Hakkında biraz sonra kara bulutlar geldi. Şakır şakır yağmur yağmaya başladı. Hayvan hissediyormuş onu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.